Şimdi çok açık ve kesin cümlelerle konuşuyorum. Bizim milletimizin, devletimizin, dinimizin, tarihimizin, dilimizin, alfabemizin en büyük düşmanı Rusya'dır. En büyük düşmanı. Rusya kendi hakimiyeti altında bulunan Türk topluluklarıyla Anadolu Türk'ünü birbirinden ayırmak için gereken bütün ciddi tedbirlere açılmaya başlamıştır, yürümeye başlamıştır. O münasebetle Türkistan Türklüğü ile Türkiye Türklüğünü kültür bakımından, dil bakımından, alfabe bakımından birbirinden koparmak için çok ciddi çalışmalara girmiştir. Orada mı bu çalışmalar, burada mı? Orada. Orada bu çalışmalar oldu. Burada da o çalışmaların bazı tezahürlerini gördük. Mesela Rusya bizim imparatorluk devrinden itibaren Türkistan Türklüğü ile Anadolu Türklüğünü birbirinden koparabilmek için mutlaka alfabelerinin ayrı olması gerektiğini düşündü. Ve buraya bize, Türkiye'ye Mirza Feteli Ahundov isimli bir Azerbaycan Türk'ünü gönderdi. Ben bu Mirza Feteli'yi Azerbaycan'da Bahtiyar Vahafzade'den dinledim. Dinsiz, imansız, Allahsız bir adam. Bu kelimeleri özellikle kullanmak istiyorum. Çünkü üzerine aldığı vazife de bununla ilgili biraz. Mirza Feteli geldi Türkiye'ye, İmparatorluk Türkiye'sine. İstanbul'da bizim bir ilim cemiyetimiz vardı o zaman. Onlara dedi ki, bu eski Türkçenizi, bu alfabenizi değiştirin. Bu zor bir alfabe. Bunun yerine Latin alfabesini alın. Latin alfabesini aldığınız takdirde çocuklarınızı çok daha kısa bir zamanda okuma ve yazma imkanlarına kavuşturacaksınız. İlim cemiyeti dinledi Mirza Feteli'yi. Dedi ki, Mirza Feteli, söylediklerine bir itirazımız yok. Latin alfabesi Arap alfabesinden daha kolay olabilir. Ama biz 1000 yıldan beri bu alfabeyi okuyoruz. Sadece biz değil, Rusya'daki Türkler de bu alfabeyi okuyor. İran'daki Türkler de, Arap Yarımadası'ndaki Türkler de, Balkanlardaki Türkler de bu alfabeyle okuyup yazıyor. Şimdi biz bu alfabeyi terk ettik mi aramızdaki bütün irtibat kopacaktır. Bir kitap bir cihan demektir. Ben bu toplantının zabıtlarını okudum, oradan arz ediyorum size. Bir kitap bir cihan demektir. Bazen hac dolayısıyla, bazen ticaret dolayısıyla, bazen seyahat münasebetiyle buradan oraya gidenler beraberinde bir kitap götürüyorlar. Oradan buraya gelenler bir kitap getiriyorlar. Bu kitap bizim dünyamızda büyük aydınlıklar meydana çıkar. O bakımdan alfabemizi değiştiremeyiz. Dikkat edin, ilim cemiyetinde verilen cevap, ilim zor bir iştir. İlme talip olan bunun zorluklarını da kabul etmelidir, dedi Mirza Feteli Ahundov. Çıktı Moskova'ya gitti, dedi ki Türkler alfabelerini değiştirmiyorlar. Biz alfabemizi değiştirmeyeceğimizi söylediğimiz zaman Moskova oradaki Türk topluluklarının alfabesini değiştirdi ve onlara Latin alfabesini getirdi. Dikkat buyurun, Latin alfabesini. Ve bu Latin alfabesini orada uyguladığı zaman da dedi ki Latin alfabesi kolaydır. Türklerin daha kolay okuyup yazmaları için biz bu alfabeyi uygulamak istiyoruz. Hı hı. Kendi hakimiyeti altında Ermeniler vardı. Ermenilerin alfabesine dokunmadı. Yahudiler vardı. Yahudilerin alfabesine dokunmadı. Ben bir Azerbaycan seyahatinde Gürcistan üzerinden geçtim. Gürcistan alfabesini gördükten sonra inandım ki bizim eski Türkçemizden 1000 kat daha çetrefil bir alfabe. Gürcülerin alfabesini katiyen değiştirmedi ama kendi hakimiyeti altında bulunan Türklerin alfabesini değiştirdi ve onlara Latin alfabesini uyguladı. Böylece koptu mu aramızdaki alfabe birliği? Onlar Latin alfabesiyle okuyup yazmaya başladılar. Biz 1926 yılında eski Türkçe. 2 yıl sonra Atatürk Sarayburnu'nda bizim Latin alfabemize geçeceğimizi ilan etti. Dikkat edin, bu çok mühimdir. 1928'de biz de harf inkılabını yaptık ve harf inkılabı yaptıktan sonra alfabelerimiz birleşti. Alfabelerimiz birleştikten sonra bu defa Moskova, Rusya oradaki Türk topluluklarının alfabesini derhal değiştirdi ve onları Kiril alfabesine götürdü. Sadece bir tek alfabeyi getirmedi. Azerbaycan'a ayrı alfabe, Özbekistan'a, Kırgızistan'a, Kazakistan'a, Tataristan'a ayrı alfabeler uyguladı ve böylece Türk topluluklarını darmadağınık etti. Ben bir Azerbaycan seyahatinde oradaki bizim çok değerli ilim adamlarımızdan birisine Hazar'ın kıyısında sordum. Bunu anlattıktan sonra sordum. Efendim dedim, alfabelerimiz ne zaman tekrar bir olacak? Şimdi dedim, bir ülkede alfabe değişikliği çok zor bir iştir ama benim devletim yeniden alfabelerimiz bir olsun diye bizi Kiril alfabesine götürse bu defa sizi belki Moskova Çivi yazısına veya Japon yazısına götürecektir. Yeminle söylüyorum, bu konuşmuş olduğum kimse Azerbaycan Üniversitesi'nin değerli ilim adamlarından birisi. Bana dedi ki, sen dedi Yavuz, Türkiye'ye mi dönmek istiyorsun yoksa burada mı kalacaksın dedi. Zamanım gelince tabii Türkiye'ye döneceğim.
döneceğim. Bana bak dedi. Eğer Türkiye'ye dönmek istiyorsan burada 1980 yılında burada katiyen kimseye böyle bir soru sormayacaksın. Hatta bu soruyu aklından bile geçirmeyeceksin. Bu o kadar tehlikeli bir sorudur. Hı hı. Şimdi Türk toplulukları ayrı ayrı alfabelerle okuyup yazıyorlar. Biliyor musunuz ben buraya gelmeden önce bu konuda çok ciddi çalışmaları olan Ahmet Bican Ercilas'ınla konuştum. Kendisi bana söyledi. Türk dünyası, bugünkü Türk dünyası 20 ayrı alfabeyle okuyup yazıyor. Dikkat ediniz, her milletin bir tek alfabesi vardır. Arap'ın bir alfabesi, Çin'in, Japon'un bir alfabesi, İngiliz'in bir alfabesi, Yahudi'nin, Ermeni'nin bir alfabesi. Türk'ün 20 ayrı alfabesi var. Neden? Bu bizim milletimiz üzerinde, başta Rusya olmak üzere büyük devletlerin oynadıkları oyunun bir neticesi. Hem alfabelerimiz değişti, hem dilimizde çok büyük farklılıklar var. Özür dilerim. Demek ki bir takım bu işin neticeleri var. Birisi Türk dünyasından biz kopmuş olduk. Kopardılar bizi tabii. Dünümüzden kopmuş olduk. Yani bin yıllık bir maziden kopmuş olduk.